Yatırım Hakkında programından herkese merhaba. Bu haftaki konumuz hisse değerleme yöntemleri. Doç.Dr. Hakkı Öztürk'le beraberiz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar Selin, iyiyim. Selamlar herkese. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şirket hisse değerlemesi ne demek ve nerelerde kullanılır diyerek başlayalım. Evet, bu hafta şirket nasıl değerlenir? Hisse değerleme yöntemleri nelerdir? Basitçe bizi izleyenlerin anlayacağı basitlikte konuşmak istedik. Yani hisse değerlemesi zaten şirket değerlemesi adı üstünde. İşte belli teorik değerleme modelleri var. Biraz sonra bahsedeceğim. Bu teorik değerleme modellerini kullanarak işte herhangi bir hissenin veya şirketin işte bu fair value diyoruz değil mi? Adil değerini veya intrinsic value denir. İçsel değer deniyor. Gerçek değerini. Temel teorik olması gereken değerinin belirlenmesi diyebiliriz basit olarak. Nerede kullanılır? Tabii hisse değerlemesi birçok yerde kullanılıyor. Mesela işte bu M&A'lerde kullanılıyor. Mergers and Acquisitions, şirket birleşmeleri, satın almaları. İşte değil mi? Halka arzlarda kullanılıyor değil mi? İntegral çok halka arzlar yapıyor. Halka arzlarda kullanılıyor. Public offering'de. Özelleştirmelerde kullanılır. Ondan sonra ortakları mesela halka kapalıdır şirket. Ortaklar arasında anlaşmazlık olur. Hisse devretmek isterler birbirlerine ama bilmez yani şirketinin ne kadar değerde olduğunu. Kolay bir şey değil çünkü bu. Hatta işte böyle bir projeyi de geçenlerde yaptık, teslim ettik. Ortakların hisse devrinde kullanılır. İşte bu venture capital'larda veya ne bileyim private equity'lerde, bu özel sermayelerde, angel investor'larda, melek yatırımcılar gibi birçok alanda kullanılır. Dolayısıyla değer bulmak önemli bir şey. Varlık değerlemesi önemli bir şey. Tabii ki o değeri ediyor mu etmiyor mu her şey için önemli bu. Tabii hisseler şirketler için de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz şirket hisse değerlemesini. Teşekkür ediyorum. Hisse değerleme modelleri nelerdir? Yani hisse değerleme, şirket değerleme modellerini aslında ben 4 gruba ayırayım. Birincisi aktif bazlı değerleme, aktif bazlı yaklaşım diyelim. Kısaca bahsedeceğim. İkincisi gelir bazlı değerleme, gelir bazlı yaklaşım. İşte bu herkesin iskonto edilmiş nakit akışları, nakit akımları DCF diye bildiği. Piyasa bazlı değerleme, üçüncüsü piyasa bazlı yaklaşım, göreceli değerleme. İşte fiyat kazanç oranları, piyasa değeri, defter değeri, firma değeri, FAVÖK. Bir de alternatif değerleme modelleri var. Aslında 4'e ayırabiliriz. Aktif bazlı değerleme, gelir bazlı değerleme, piyasa bazlı değerleme ve ne dedik? Alternatif değerleme modelleri. Kısaca bahsedeyim mesela aktif bazlı değerleme adı üstünde Selin. Aktif bazlı yaklaşım, aktif bazlı değerleme yöntemleri. Yani şirketin nesini aktiflerini yani toplam varlıklarını esas alıyor. Şirket aktiflerini nasıl finanse ediyor? Yani bir bilançoyu düşünürsek aktiflerini finanse ederken borç ve öz sermaye kullanıyor varlıklarını finanse ederken. Dolayısıyla şirketin değeri yani toplam varlıkların değerine toplam borç artı öz sermaye. Burada şirketin öz sermayesinin, öz kaynağının değeri ise de toplam varlıklardan toplam borcunun düşülmesiyle bulunuyor. Ama tabii bu işte yani anlattığım üzere bu yaklaşım nasıl bu aktif bazlı yaklaşım muhasebe kayıtlarına dayanıyor. Statik bir değerleme yöntemi. Şirketin gelecekte beklenen değişimini, dolayısıyla şirketin gelecekte sağlaması beklenen nakit akımlarını, şirketin büyümesini, sektörün içinde olduğu durumu falan veya diğer faktörleri, muhasebe tablolarına yansımayan diğer faktörleri dikkate almıyor. Mesela işte defter değeri değil mi? Ve aktif bazlı değerleme modelidir. Herkes bilir. Ondan sonra nedir bir şirketin defter değeri? Aslında öz sermaye değeridir. Bilançoda gördüğüm öz sermaye değeri. O öz sermaye değeri de nedir? Toplam varlıklardan ne yapıyorsun? Toplam borçları düşüyorsun. Hisse başı defter değeri de aslında öz sermaye değerinin yani toplam defter değerini toplam hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunuyor. Ama demin de dediğim gibi işte bu defter değeri muhasebe kayıtlarına dayanıyor. Bilançoda gördüğün öz sermaye değeri. Dolayısıyla şirketin gelecekte yaratması beklenen nakit akımlarını dikkate alıyor mu? Almıyor tabii ki. Bir de aktif bazlı değerlemede net aktif değer yöntemi var. Net asset value. Çok kullanılır bu net aktif değer yöntemi pratikte de. Nerede kullanılıyor? İştirak ve bağlı ortaklıklara sahip olan holdinglerde, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, sigorta şirketlerinde net aktif değer yöntemi çok kullanılır. Aslında net aktif değer yöntemi de bu sefer varlıkların değerini alıyorsun ama piyasa değerini alıyorsun. Bilançodaki varlıklarının piyasa değerini alıyorsun. Borçların piyasa değerini buluyorsun. varlıkların piyasa değerinden borçların piyasa değerinin düştüğün zaman şirketin net aktif değeri kalmış oluyor. Aslında bir nevi bu düzeltilmiş defter değeridir. Neyle düzelttim? Piyasa değeriyle düzeltme yaptım defter değerini. Dolayısıyla net aktif değerde demin dediğim gibi iştirak, bağlı ortaklıklara sahip işte holdinglerde, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, sigorta şirketlerinin değerlemesinde çok fazla kullanılır. Ama yani işte bu önemli bence. Aktif bazlı yaklaşımlar, demin söyledim mesela defter değeri muhasebe kayıtlarına dayandığından dolayı şirketin büyüme potansiyelini gelecekte yaratması beklenen nakit akımlarını dikkate kale almaz veya muhasebe tablolarına yansımayan diğer faktörleri dikkate almaz. Peki gelir bazlı değerleme nedir? İşte gelir bazlı değerleme de herkes bunu diyebilecektir. İNA derler, iskonto edilmiş nakit akımları yöntemi. Ondan sonra DCF, Discounted Cash Flow. Bu da yani şirketin aslında gelir yaklaşımına göre şirketin değeri şirketin gelecekte elde etmesi beklenen gelirlere dayanmaktadır. Yani aslında biz değerleme yaparken finansta teorik olarak hep deriz ki herhangi bir varlığın değeri gelecekte yaratması beklenen nakit akımlarının bugünkü değeridir. Bu her şeyde kullanılır. Yani bu varlık ne olabilir? İşte tahvil olabilir. Tahvilin gelecekteki nakit akımları nedir? Kupon ödemeleri ve vade sonunda nominal değerdir. Al bunları, çek bugünkü değere, tahvilin değerini bul. Ondan sonra bono olabilir, değil mi? Bono ne öder? Kısa vadeli olduğu için çok kolay, değil mi? Vade sonunda nominal değeri öder. Al bu nominal değeri, çek bugünkü değere. Dolayısıyla bononun değerini bul. Dolayısıyla yani herhangi bir teorik olarak varlığın değeri gelecekte bu varlıktan elde edilmesi beklenen nakit akımlarının bugünkü değeridir. İşte hissede de böyle gelir bazlı yaklaşım bunu dikkate alıyor. Hisse senetlerinde, şirketlerde. Yani bu gelir bazlı yaklaşıma, gelir bazlı değerlemeye göre veya işte bu DCF'e göre, Discounted Cash Flow'a göre bir şirketin de değeri gelecek yıllarda yaratacağı nakit akımlarının şimdiki değeridir. Şimdiki değere çekiyorsun gelecekte yaratacağı nakit akımlarına. Bu nakit akımları şirketin tabii ki büyüme potansiyeli ve riskine bağlıdır. Ama tabii yani şimdi şirketin yaratacağı nakit akımları derken böyle yatırımcılara bu tabii çok gelebilir böyle. Nedir bu şirket nasıl nakit akımı yaratır diye. Tabii bu şirketten kazanılması beklenen farklı tür nakit akımları vardır. İndirgenmiş nakit akımları yöntemine göre veya gelir değerleme yöntemine göre. Gelir bazlı değerlemeye göre. Mesela birincisi free cash flow to equity deriz. Çok yapmak istemiyorum ama böyle detayına girmek istemiyorum ama söyleyeyim. Bu nedir? Öz sermaye serbest nakit akımları. Dolayısıyla bu hissedara öz sermayeye giden nakit akımıdır adı üstünde. Mesela bunu dar olarak tanımı temettü olarak düşünülebilir. Temettüyü kim alır? Kâr paylarını hissedar öz sermaye sahibi alır. İşte öz sermaye serbest nakit akımlarının dar anlamda tanımlanması mesela dividend discount modeli olabilir. Yani kar payı iskontolama modeli veya temettü iskontolama modeli olabilir. Burada zaten bu öz sermaye sahiplerine hissedara gittiği için öz sermaye serbest nakit akımları kullanılırsa zaten direkt öz sermaye değeri bulunur şirketin. Bir de firmaya serbest nakit akımları var. Bu daha çok kullanılır. Esas bu kullanılır. Free cash flow to firm dediğimiz. Burada da firmaya serbest nakit akımı. Burada da firma değerini yani şirket değerini buluyorsun. Sonra oradan işte net borcu düşüp öz sermaye değerine firma değerinden net borcu düşüp de şirketin öz sermaye değerine ulaşıyorsun. Ama şöyle söyleyeyim yani bu gelir bazlı yaklaşımda, gelir bazlı değerlemede veya DCF'de iskonto edilmiş nakit akımlarına göre yapılan değerlemede genel mantığını söyleyeyim. Şimdi gelecek yıllarda şirketten kazanılması beklenen serbest nakit akımları tahmin ediliyor. Bu ne olabilir? Firmaya serbest nakit akımı olabilir. Daha çok kullanılır dedik veya öz sermaye serbest nakit akımı olabilir. Tamam. Firmaya serbest nakit akımları yani serbest nakit akımlarını belli bir süre boyunca gelecek yıllarda kazanılması beklenen bunları tahmin ediyorsun. Tabii bunları tahmin edersen geçmiş yıl finansal tablolardan yararlanılıyor. Gelecek yıl için proforma finansal tablolar falan filan oluşturuluyor. Yani genellikle bu 5-10 yıl arasında bir tahmin yapılır. Genelde 5 yıl kullanılır ama bu tabii değişir yani değerlemeyi yapan analiste göre, şirketin durumuna göre bir değişir. Mesela diyelim ki 5 yıl boyunca serbest nakit akımlarını tahmin ettim. Ondan sonra 5 yılın sonunda artık tahmin süresi sonunda bir terminal value dediğimiz işte sonsuz değer denebilir. Nihai değer, artık değer hesaplıyorsun. Ondan sonra bu tabii belli bir büyüme oranında sonsuza kadar bu terminal value'nun belli bir büyüme oranıyla bunu büyütüyorsun. Tahmin süresi sonunda işte bir değer hesaplıyorsun. Bu değeri ne yapıyorsun? Artık işte sonsuza kadar belli bir büyüme oranıyla büyütüyorsun. Ondan sonra da işte belli bir süre boyunca tahmin edilen serbest nakit akımlarının bugünkü değerini alıyorsun. İşte bu terminal value'nun artık nihai sonsuz değerinde bugünkü değerini alıp işte topluyorsun birbirleriyle. Buradan eğer ne buluyorsun? Firmanın değerini buluyorsun. Eğer tabii serbest nakit akımı olarak firmaya serbest nakit akımı tahmin edildiyse tabii bugünkü değere indirgerken de bu sefer ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini kullanıyorsun. Yani borç ve öz sermaye maliyetinin ağırlıklı ortalamasını kullanıyorsun. Eğer firmaya serbest nakit akımı tahmin edildiyse firmaya serbest nakit akımlarının riskini çünkü weighted average cost of capital gösterir. Buradan şirket değeri, firma değeri buluyorsun ama firma değerinden de net borcun düşülmesiyle öz sermaye değerine ulaşıyorsun. Ama serbest nakit akımı olarak öz sermaye, serbest nakit akımlarını tahmin ettiysen zaten direkt şirketin öz sermaye değerini buluyorsun. Burada da zaten bunun riskini de öz sermaye, serbest nakit akımlarının riskini de adı üstünde öz sermayenin maliyeti gösterir. Dolayısıyla bugünkü değeri indirgemek için orada cost of equity, öz sermaye maliyeti kullanılır. Tabii bunlar biraz teorik şeyler, yapması da kolay değil ama şunu söyleyeyim basitçe bakın. Bir hissenin veya şirketin değerini belirleyen aslında 3 tane temel faktör var. Bu işte DCF'e göre, iskonto edilmiş nakit akışlarına göre veya gelir yaklaşımına göre 3 temel faktör var. Birincisi işte serbest nakit akımları, beklenen serbest nakit akımları. Bunların büyümesi ve sermayenin maliyeti. Bak 3 faktör. Yani ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti şirketin riskini gösterir. Serbest nakit akımları, büyüme, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini. Üçüne giriyorsun. Eğer bir şirket ne kadar yüksek serbest nakit akımı yaratıyorsa değeri o kadar, diğer değişkenler sabitken değeri o kadar yüksek olur. Büyümesi ne kadar yüksekse, değil mi? Hisse değeri diğer değişkenler sabitken o kadar yüksek olur. Sermaye maliyeti, şirketin riski düşükse tabii ki değeri yüksek olur. Veya tam tersi bir şirket serbest nakit akımı yaratamıyorsa, büyümesi düşükse, riski yüksekse, sermaye maliyeti yüksekse o zaman değeri de işte düşük olur. Dolayısıyla bu 3 tane temel faktör var ama tabii bu 3 tane temel faktörü etkileyen o kadar çok şey var ki işte ekonomi var, hatta Türkiye'deki ekonomi değil dünyanın ekonomisi. İşte bu anlattım geçen hafta temel analizde, değil mi? İşte dünya ekonomisini bileceksin, Türkiye ekonomisini bileceksin, sektörün durumunu bileceksin. Bunlar hepsi etkiler şirketin yaratacağı büyümesini, serbest nakit akımlarını, şirketin finansallarını bileceksin. Yani 3 değeri giriyorsun sonuçta ama bunları etkileyen o kadar çok faktör var ki tabii dolayısıyla bunları tahmin etmek biraz zor oluyor. Bir de tabii burada gelir bazlı yaklaşımda gelir yaklaşımına göre DCF'de birçok da bir varsayım yapıyorsun. En büyük dezavantajı da o. Bu varsayımlar bayağı bir varsayım yapman gerekiyor. Son olarak göreceli değerleme ne demek? Valla göreceli değerlemede işte relative valuation adı üstünde göreceli değerleme denir. Market based valuation, piyasa bazlı değerleme denir. Piyasa yaklaşımı olarak bilinir yani bu. Bunun temelini birbirine benzer veya işte şirketlerin birbirine benzer varlıkların diyelim veya işte neyse şirketlerin piyasa tarafından nasıl fiyatlandırdıklarını birbirlerine göre pahalı mı ucuz mu olduğunu oluşturuyor bunun temeli. Benzer varlıklar nasıl fiyatlandırılıyor birbirlerine göre? İşte önce piyasa çarpanları oluşturuluyor. Tabii en çok kullanılanlar herkesin bildiği işte FK, fiyat kazanç oranı, price earnings veya piyasa değeri defter değeri. Veya işte ne diyelim firma değeri FAVÖK çok önemlidir. Enterprise Value over EBITDA. Bu çarpanlar oluşturulduktan sonra işte bir benzer karşılaştırılabilir şirketler grubu oluşturuluyor. Değerlemesi yapılan şirketle bu karşılaştırılabilir şirketler grubuna göre bu şirketin değeri göreceli olarak mukayese ediliyor. Yani burada da mesela tabii yani bunlarla ilgili daha böyle detaylı videolar çekeriz ama şu mesela piyasada yapılan standart ezber uygulama var. Çok basitçe söyleyeyim. Hemen herkes sorun. Standart yapılan ezber uygulama var diyor. Çoğunlukla da yanlıştır bu. Bir şirketin çarpanı sektör ortalamasının altında ise ucuz, üzerinde ise pahalı deniyor. FK olabilir çarpan, işte piyasa değeri, defter değeri olabilir. Firma değeri bölü FAVÖK olabilir. Yani bu kadar kolay olsa bu işler veya herkes şey içinde kalırdı. Bu kadar kolay olurdu ki düşük değerlenmiş hisseleri bulmak. Dolayısıyla herkes bu işten çok büyük kazanç sağlardı. Yani bu doğru bir şey değil. Yani bir şirketin çarpanı sektör ortalamasının altında ise ucuz, üzerinde ise pahalı. Mesela iyi bir şirket olsun. Büyümesi yüksek şirketin. Şirket iyi şirket, büyümesi yüksek, yüksek nakit akımı yaratıyor, riski düşük. Tabii ki bunun çarpanı sektör ortalamasının üzerinde olur. Bu son derece doğaldır. Bu onun pahalı olduğunu falan göstermez. Belki diğer faktörlerle değerlendirdiğinde senin ucuz bile olabilir. Yani şirket iyi bir şirketse tabii sektör ortalamasının üzerinde çarpandan işlem görür. Bu son derece doğal. Demek ki hemen buna pahalıdır demek doğru değil yani. Bu şirket ucuz bile olabilir. Veya sektör ortalamasının altında bir çarpana sahip olan bir şirket içinde ne deniyor? Ucuz deniyor. İşte FK'sı veya piyasa değeri, defter değeri sektörün altında ucuz alın. Ya o kadar kolay olmaz bu işler yani. Bu şirket iyi bir şirket değilse, karlılığı düşükse, nakit akım yaratma kapasitesi ve büyümesi düşükse, riski yüksekse tabii bu şirketin çarpanı sektör ortalamasının altında olur. Bu ucuz anlamında değildir. Zaten böyle şirketler düşük çarpandan işlem görmesi beklenir. Bu şirket ucuzu pahalı bile olabilir yani bu şirket. Dediğim gibi yani bunlar bence yapılan standart hatalar, ezberler. Bunlarla ilgili aslında daha sonra detaylı bir video çekebiliriz. Bir de alternatif değerleme yöntemleri var. Çok fazla kullanılmıyor Türkiye'de. Yurt dışında daha çok kullanılıyor. Son yıllarda tartışılıyor bu. Pek bilinmez bunlar. Artık karlar, residual income'lar. Ben tabii doktora tezimde bunları çalışmıştım. Ekonomik katma değerler, ekonomik value added'lar, ekonomik kar veya ekonomik profitler falan pek kullanılmıyor Türkiye'de. Yurt dışında ama kullanılıyor. Aslında kabaca bu modellerde sermayenin getirisiyle sermaye maliyeti arasındaki farka dayanıyor bu modeller. Zaten yani çok temelde bir şirketin eğer öz sermayesinin getirisi öz sermaye maliyetinden yüksek ise getiri öz sermaye maliyetinden yüksek öz sermayenin getirisi. İşte bu şirket hissedarlarına ne demektir? Katma değer yaratıyor demektir. Dolayısıyla tabii bu durumda piyasa değeri, defter değerinin de birinin üzerinde olmasını beklersin, yüksek olmasını beklersin. Yani tabii şimdi bu çok fazla burada model saydım ama bu farklı modeller tabii aynı değer çıkar mı dersek, yani bu değerleme yaptığımızda tabii ki birebir aynı değer çıkmaz bunlardan. Ama uygulama yapılırken nasıl yapılıyor? Veya 2 veya 3 yöntem kullandım mesela. Ağırlıklandırılma yapılıyor. Ne bileyim işte bir DCF kullandın. Discounted cash flow %50 diyorsun. Göreceli değerleme diyorsun. Onda %50 veriyorsun. Veya işte ne bileyim 3 tane model kullandın. %40 ona ağırlık, %40 diğerine ağırlık, %20 diğerine ağırlık diyorsun. Dolayısıyla ağırlıklandırma yapılıyor. Yani şunu söyleyebilirim. Yani öyle hisse değerlenmesi aslında çok anlattığım kompleks. Temel analiz aslında bu. Geçen haftaki videoda da anlattık nasıl yapılması gerektiğini daha detaylı teknik analizi, temel analiz mi diye. Yani hisse değerlemesi öyle çok kompleks ve uygulaması zor. Yapması zaman alan, kısa sürede yapılması zor. Yani aslında finansın en zor konularından biri diyebiliriz işte. Niye işte değerlemeyi yapan analiz bir defa, ya analist özür dilerim, değerlemeyi yapan analist bir defa bir genel ekonomik analiz yapıyor önce değil mi? Hem yurt dışı hem yurt içi. Yurt dışı yurt içine etkiliyor ekonomide. Ondan sonra sektörü oynuyor, sektörün analizini yapıyor. Sonra şirketin finansallarını inceliyor, bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu. Sonra belli değerleme modelleri kullanılıyor demin söyledim. Aktif bazlı olabilir, gelir bazlı olabilir, göreceli değerleme olabilir ama bunların bir yani teorisini bilecek, bir de pratikte nasıl uygulandığını bilmesi lazım. Dolayısıyla bunlar öyle çok kısa sürede yapılacak işler değil ve çok ciddi zaman harcanması gerekiyor ve altta da ciddi bir teorik bilgi olması gerekiyor. Bu teorik bilginin de ama pratikte nasıl uygulanması gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sizden adım adım öğreniyoruz bu kısımları. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok selamlar.